Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden, daimen, ehlen, sehlen. Muhterem cemaat, muhterem kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce Van'dan selam getirmiş bulunuyorum. Ayrıca burada sizlerle bir araya gelmemize vesile olan bütün sorumlulara, yetkililere burada huzurunuza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Doğrusu bu sabah namazı vaktinde caminin bu kadar dolu olması, o kadar içimi iftiharla doldurmuştur ki onu tariften acizim. Sohbetlere önceden hazırlanmak doğru değil. Önceden hazırlanınca kendimizi bağlamış oluyoruz. Biz irticalen diyoruz, yeni dilde doğaçlama diyorlar, spontane diyorlar. Böyle içimizden geldiği gibi manayı kalpten kalbe aktarmak çok daha ihlaslı, feyizli oluyor. Bugünkü sohbetimizin mevzuu sadakat, kulluk bilinci. Ancak oraya geçmeden önce, az önce hocamızın da bahsettiği gibi biraz ümmetçe içinde bulunduğumuz perişan halimize değinmek gerekiyor. Maalesef çok büyük bir imtihan geçirmekteyiz. Eliyle olmayınca, diliyle o da olmayınca kalbiyle boğuz etme evrelerinden maalesef hep, hep üçüncüsü bize nasip oluyor. Kalben boğuz ediyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Müslümanlar katlediliyor kardeşlerim. Yapılan bir istatistiğe göre son 3 ay içinde her 6 dakikada bir çocuk öldürülmüştür. Her 6 dakikada bir çocuk ve bu çocuklar 4 yaşın altında. Çocuklara harp ilan eden bir milletle karşı karşıyayız. Çocuklarla savaşan, çocuk ölsün diye kast eden, bizzat planlarını buna göre yapan bir milletle karşı karşıyayız. Allahu Teala'nın Kur'an'da belirttiği Allah'tan ineğin rengini soran, Allah'tan soğan samırsak isteyen, Allah'ın peygamberlerini haksız yere katil katleden, Hazreti Meryem'e iftira atan ve son peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin pak haremine, Hazreti Ayşe annemize iftira atan, o gün bugündür durmadan yeryüzünde fesat çıkaran bir insanlık çürüyü, bir insanlık kokuşmuşu toplulukla karşı karşıyayız. Cihan cihan olalı böyle zulüm görmedi. Moğollar zamanında bile bizzat çocuklara kastedici böyle bir savaşa dünya tarihi şahit olmuş değildir. Böyle bir savaşla, böyle aşağılık, kirli, düşük bir harp ile karşı karşıyayız. Adeta çocuklar öldürülsün, çocuklar ölsün, bir biberon emen çocuklar hiçbir şeyin farkına varmadan cennete kanatlansın diye ayarlanmış bir savaş karşısındayız. Bu bir imtihan. Elbette zulüm payidar olmayacaktır, olmamıştır. Tarih boyunca da örneği yoktur zaten. Zulüm payidar olmaz, zulüm sürmez. Muhakkak ki bir şekilde tökezleyecekler inşallah. Bir şekilde burunları yere sürtülecek inşallah. Tarih boyunca sürüldüğü gibi, tarih boyunca... Hayber'den çıktıkları zaman nasıl zelil, rezil, perişan bir halde sürgün edildiler ise aynı şekilde o günleri bir daha yaşayacakları günler, zamanlar yakındır. E, kini'mizi ve dinimizi diri tutalım. Maalesef e, elden bir şey gelmiyor. Perişan bir haldeyiz. Bu çaresizliği Cenab-ı Allah daha fazla bize yaşatmasın. Bu evden bir şey gelememe duygusu hakikaten çok kahredici bir duygudur. Hepimiz bunları yaşıyoruz çünkü çocuk öldürüyorlar. Çocuk, bizimkiler de çocuk. Kendi çocuklarımız, torunlarımız gözümüzün önüne gelince artık onları sevmekten utanır hale geldik. Allahu Teala bizi bu mahcubiyetten kurtarsın. Eski izzetimizi, eski galibiyetimizi, eski hakimiyetimizi, adaletimizi, medeniyetimizi bize iade etsin Cenab-ı Allah. Veren ve alan O'dur. Her kemalin bir zevali, her zevalin bir kemali vardır. Milletlerin, ümmetlerin başlarından bir takım fetret dönemleri geçer. Biz de şu anda o fetret dönemini yaşamaktayız. Ancak devam etmeyecektir inşallah. Zilletin sonu inşallah izzet olacaktır. Dualarımızı eksik etmeyelim. Bu bilinci sohbetlerimizde, konuşmalarımızda diri tutalım. Zaten tutuyoruz. İster istemez ehli iman olan, ehli iman olan hiç kimse buna bir gana kalamaz. İster istemez içimizin bir tarafı ölmüş durumda. İçimiz yanıyor. Ee, ve gördüğümüz kadarıyla da dünyada bir bizim sesimiz çıkıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Buna if, iftihar etmek mi lazım? Mahzun olmak mı lazım? Doğrusu buna ben de karar veremedim. Bu sesi Allahu Teala kesmesin. Kulluk ve sadakat bilinci üzerine bir sohbet yapmamız istenildi. Kulluk, Cenab-ı Allah alemleri halk etmiştir. Ve en güzel, en mükemmel, en harika eseri olarak da insanı yaratmıştır. Edebiyattan haberi olanlar bilirler. Zaman liselerden görmüş olmalısınız. Kaside diye bir tür var bir şiir türüdür. Beyitler halinde yazılır. En az 33 beyit, en fazla 99 beyitten oluşur. Kasidenin en güzel beytine Beytül Kasit denir. Adeta bütün diğer beyitler o beyit için yazılmıştır ki o söylensin. Alemlerin yaratılış vesilesi, Allahu Teala'nın yarattığı her şeyi bir kaside olarak düşünün. Alemleri bir kaside olarak düşünün. Bu kasidenin Beytül Kasidi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimizdir. Adeta o gelsin diye halk edilmiştir. En güzel beyit kendileridir. Bir dostumun söylediği güzel bir nükte var. Ona her yerde tekrar ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Kendileri dahil herkes Allah'ın kuludur. Ancak o Allah'ın gülüdür. Niçin bu kadar kıymetlidir? Niçin bu kadar azizdir? Niçin bu kadar habiptir kendileri? Çünkü kulluk dendi mi Allah onu göndermiştir. Kulluk işte böyle olur. Buna ne kadar benzerseniz, ne kadar taklit ederseniz, ne kadar yaklaşırsanız o kadar rızama ulaşırsınız. Onun gibi olun diye Allahu Teala'nın bütün insanlığa model olarak gönderdiği şahsiyet. Son peygamber. Kendilerinden önce yüz bini aşkın Allah elçisi geldiler dünya tarihi boyunca. Hepsinin de geliş sebebi tek. Kulluk nasıl olur? Allah'a nasıl kul olunur? İnsanlığa bunu bildirmek için geldiler. Ve önceki 124 bin peygamberin geliş hikmetlerinden birisi de şudur. İnsanlığı safha safha son peygambere muhatap olmak için hazırladılar. O gelecek diye geldiler. Önceki peygamberlerin bir misyonu da son peygambere teşrifatçılık yapmaktır. O gelecek diye geldiler. Nitekim kendileri geldiler binlerce hamdü senalar olsun ki Allahu Teala bizi ona ümmet kılmıştır. Bütün insanlık onun ümmetidir. İnanan, inanmayan herkes. Ümmeti ikiye ayırıyoruz. Bir ümmeti davet vardır. Bir de ümmeti icabet vardır. Biz ümmeti icabet sayılıyoruz. Onun davetine icabet edenler. İnşallah öyleyizdir. Allah bizi bu hüviyetimizle huzuruna alacaktır inşallah. Bir de henüz davete icabet etmeyenler. Onun çağrısına henüz katılmayanlar vardır. Bunlar da ümmettir. Ümmeti davet sayılıyorlar. Kendileri önceki peygamberlerden ayrı olarak Tabi hepsi peygamberdir. La nufarriku beyne ahadin mir <laughs> rusuli. Peygamberler arasında fark gözetilmez. Bu daha az peygamber, bu daha çok peygamber olmaz. Hepsi Allah'ın nebisidir. Hepsi Allah'ın elçileridir. Allah'ın seçkin kullardır. Allah'ın peygamber olarak insanlığa gönderdiği üstün, yüce insanlardır. Hazreti Adem'den son peygambere kadar peygamber olmaya hepsi peygamber. Fakat Bazen efdaliyet vardır. Bazıları bazılarından daha çok nimete e, mazhar olmuşlardır. Nitekim bu 124 bin peygamberden sadece dört tanesine kitap gelmiştir. Bunlar Resuldür. Şeriat gelmiştir. Ve sonuncusuna da Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Diğer peygamberler belli başlı kavimlere, topluluklara, milletlere gönderildiler ve bazen yeryüzünde yüzden fazla peygamber bulundu. Aynı anda bazen de birbirinden habersiz olarak o zamanın imkanlarında yüzden fazla peygamber yaşıyordu yeryüzünde. Bazen bir köye, bazen bir aşirete, bazen bir kabileye, bazen bir aileye peygamber gelmiştir. Baba oğul peygamber, kardeş peygamberler, baba oğul torun torunun oğlu peş peşe silsilevi olarak peygamberler, teyze çocukları peygamberler, Hazreti İsa ile Hazreti Yahya Aleyhisselam gibi gelmişler. Bunlar insanlığa nasıl kul olunur? Allah tarafından vazifeli olarak insanlara bunu öğretmişler. Nasıl Allah'a kul oluruz? Akıl bir noktaya kadar bizi götürür. Anlarız ki bütün alemlerin bir yaratıcısı var. Ama burada akıl biter. Var da ne yapacağız peki varsa? Orada akıl bize bir cevap veremez bizzat Allahu Teala'nın elçileri ne yapacağımızı bize bildirmek için gönderilmiştir. Allah'a kul olmanın ifadesi nasıl olur? Biz Allah'ın kul olduğu, kulu olduğumuzu nasıl Allah'a bildiririz, alemlere deklare ederiz? İşte bunu bildirmek için Allahu Teala yüz bini aşkın peygamber göndermiştir. Önceki peygamberler dediğim gibi belli başlı topluluklara gelmiş. Son peygamber ise eftaliyet farkı vardır, rütbe farkı vardır. Bütün alemlere, insanlara, cinlere, meleklere, alemlere, hatta önceki peygamberlere peygamber olarak gelmiştir. Son peygamberin yüceliği budur. Bir peygamber, bir nebi kıssası olarak kulaktan duydum, bir yerden okumadım. Doğruluk derecesini bilmiyorum. Fakat manen doğru olduğunu sayıyorum, öyle kabul ediyorum. Musa aleyhisselam, Tur-i Allah-u Teala ile kelam ederken bütün peygamberlere vahiy gelmiştir. Hazreti Musa'nın da nimeti bu. Onunla Allah bizzat konuşmuş, muhatap olmuş, kelam etmiş. Diğer peygamberlere vahiy gelmiş. Hazreti Musa ise karşılıklı konuşmuştur. Kelimullah'tır. İşte bu Tur-i Sina'da Allahu Teala ile konuşma esnasında Allahu Teala son peygamberin ümmetinden bahseder. İnşallah bizleriz bizleri anlatır. Bizlerin vasıflarını anlatır. Son peygamberin ümmetinin efdaliyetini anlatır. Bir küçük parantez açayım. Son peygamberin ümmetinin üstünlüğünü anlamanız için bir kıyas yapmak zorundayım. Ben İsrail malum Firavun'un zulmünden Musa Aleyhisselam liderliğinde Allah'ın yardımıyla kurtuldu. Allah çok büyük bir mucize gösterdi. Deniz açıldı. Kızıl deniz Allah'ın emriyle yarıldı, yol verdi ve denizin içinden geçerek karşıya geçtiler, kurtuldular. Daha sonra Firavun azgınlık ve taşkınlık yaparcasına arkadan hücum edince deniz kapandı, Firavun ve askerleri mahvolup gittiler. Öbür tarafa çıkar çıkmaz kurtuldular ya, böyle bir mucizeyi gördüler ya. Şimdi burada size sorayım. Ümmeti Muhammed'den en ilgisiz, en gafil fert bile olsa böyle bir mucizeyi gördükten sonra öbür tarafa çıkar çıkmaz şükreder. Deniz açılmış ne demek? Allah yol vermiş, düşmandan beni kurtarmış. En ilgisiz, en aymaz, en gafil, hatta e, kelimemi mazur, en serseri diyelim. Birisi bile ümmeti Muhammed'den bunu bu manzarayı görüp karşıya geçse, kurtulsa en azından bir teşekkür eder değil mi? Karşıya geçer geçmez. Bugün Gazze'de çocuk katleden aşağıların aşağısı millet. Ne yaptılar biliyor musunuz? Karşıya geçer geçmez. Ya Musa sen bizi niye Mısır'dan çıkardın? Bu sıcakta, bu güneşte, bu çöllerde biz ne yapacağız şimdi? Geçer geçmez yaptıkları budur. İnsanlık çürümüşüdür bunlar. Nankörlük bunlarda. Küstahlık bunlarda. Allahu Teala'ya oyun oynamaya kalkışmak Bunlarda peygamberlere ihanet etmek, bunlarda peygamberlere ve Allahu Teala'nın aziz kıldığı muhterem mübarek hanımlara iftira atmak bunlarda ve son olarak şu anda 6 dakikada bir çocuk öldürüyorlar. Allah görüyor. Ancak saburdur Cenab-ı Allah. Allah saburdur ama zannetmeyin ki yanlarına kalacaktır. Zerre kadar hayırda, şerde işleyenin onu göreceği Kur'an'la ferman edilmiştir. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz, kalmayacaktır. Göreceksiniz, göreceğiz inşallah. Bunu niye söyledim? Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allahu Teala ile konuşurken Allahu Teala son peygamberin ümmetinin vasıflarını anlatır, anlatır, anlatır. Musa Aleyhisselam o kadar hayran kalır ki el açar. Ya Rabbi, beni onlara peygamber et. diye dua eder. Allahu Teala der, hayır, onların peygamberi gelecek. Son peygamber onların peygamberidir. Ve Allahu Teala bu defa son peygamberi anlatmaya başlar. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Musa'ya bahseder, anlatır onun vasıflarını, özelliklerini anlatır. Şu kadarını söyleyeyim. Salavatlar getiririz, hayran kalırız, tabi oluruz, iman ederiz. Ancak son peygamberi biz ne kadar tanıyoruz? O peygamber Allah'ın elçisi gelmiş. Can feda tamam. Ama onu ne kadar tanıyoruz? Onu biraz tanımak lazım. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi, baba oluşu, koca oluşu, komutan oluşu, çoban oluşu. Bütün vasıflarıyla hayatının en ince noktalarına kadar öğrenmeli ve çoluk çocuğumuza nakşetmeliyiz. Etrafındaki sahabiler o kadar dikkatli idiler ki hayatı boyunca o 63 senelik Mübarek yeryüzünün en mutlu olduğu asr saadet dediğimiz dönem boyunca ki o 63 sene içinde şu güneş etrafında dönen yerküre onun ayak izini taç gibi başında taşıdı. O yeryüzünde geziyordu o 63 sene içinde. O 63 sene içindeki hallerini çoluk çocuğumuza mutlaka bildirmemiz, anlatmamız, onlarda merak uyandırmamız lazım. Etrafındaki sahabiler. O kadar dikkatli nazarlarla onu incelediler ki sakalında kaç tüyün beyazladığına kadar bize ulaştırdılar. Allah Resulünün sakalında kaç tüyün beyaz olduğuna kadar hadis kitaplarında görürsünüz. Bu kadar dikkatli nazar altında geçen koca bir ömür ve en ufak bir terslik bir yanlışlık görülmemiştir. Görenler hayran kalmıştır. Ee, i̇nsanlık tarihi boyunca lider konumunda olan insanlara belli başlı hitap şekilleri vardır. Batıda majesteleri denir, haşmet maab denir filan. Doğuda sultanım, şahım, hünkârım denir. Ancak yeryüzünde sadece bir kişiye nasip olmuştur ki hiçbir zorlama olmaksızın etrafındaki insanlar ona hitap ederlerken her cümlenin başında annem babam size feda olsun desinler. Böyle denilmesi için bir ayet de gelmemiştir. Allah bir farziyet indirmemiştir. Böyleyken etrafındaki herkes onunla konuşurken ilk cümlede bunu söylerdi. Annem babam size feda olsun ey Allah'ın Resulü. Böyle bir, bu kadar çok sevilen bir insandır. Doğal olarak tabii çok incelemişler. Gözler hep onun üzerinde. Sağ adımla mı, sol adımla mı kapıdan çıkmış? Sofraya nasıl oturmuş? Hangi eliyle yemiş? Nasıl kalkmış? Hepsini nakşetmişler sonraki nesillere ve bizlere ulaştırmışlar. Ve biz de mutlaka çoluk çocuklar, çocuğumuza Allah Resulü'nü gözleriyle görüyormuşçasına tanıtmamız, hayal ettirmemiz gerekir. Vazifemiz budur. Niye böyledir? Çünkü Allah'a nasıl kul olunur? Allah'ın gönderdiği model şahsiyet. İşte böyle kulun olunur. Allahu Teala onu gönderdi. Ona atiyullaha var rasul. Ayet. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah kendinden sonra onu sayıyor. İtaat ediniz. İşte böyle olunuz, bunun gibi olunuz. Ne kadar buna yaklaşırsanız, ne kadar onu andırırsanız, ne kadar onu hatırlatırsanız o kadar kulsunuz. Allah'ın kulu olmak böyle olur. Kendileri, ne kadar, az önce dedim ya ne kadar tanıyabiliyoruz. Kendileri e, yeryüzüne geldiler, ve çok muhteşem bir mucize olarak daha kendilerine peygamberlik gelmeden önce kendileri de son peygamber olduğundan habersizken dürüstlüğüyle o zamanki Arabistan'a nam saldılar. Daha 20'li yaşlarda bütün Arapların milli gururu haline geldiler. Demek ki kulluğun birinci şartı nedir? Dürüst olmak. Allah'a inandım de ve dost doğru ol. Her şeyin özeti burada. Dürüst olmak kulluk demek, dürüst olmak demektir. Ve bugün aşağıların aşağısı belhum edal hayvandan aşağı olan o milletin de baş vasfı hep yalan söylemeleridir. Peygamberlere iftira atmalarıdır. Allahu Teala'ya iftira atmaya kalkışmalarıdır. Demek ki kulluk nasıl olur? Dürüst olmakla olur. Allah Resulü daha 20'li yaşlardayken bütün Arapların milli gururu olacak kadar dürüst idiler. Çocukluğunda bile ağızlarından eğri bir söz çıkmamıştır. Bu bir mucize. Hiçbir insan uğraşarak bunu başaramaz. Hiçbir insan bir ömür boyu hiç yalan söylemeden yaşayamaz. Ama o peygamberdir ve Allah böyle bir mucize bahşetmiştir. O kadar dürüst idiler ki daha 20'li yaşlarda Arabistan'da en saçma en mantıksız, en imkansız bir şeyi söyleyin. Ama deyin ki o böyle diyor. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık o mu diyor? O diyor söyledir. Daha 20'li yaşlarda böyle bir karizmaya sahipler kendileri. O kadar dürüst idiler ki Necran taraflarından Arabistan'ın iç bölgelerine Necran denilen bir bölgeden Hristiyan rahipler işittiler ki peygamber olduğunu iddia eden bir zat çıkmış. Bütün Arabistan bunun söylentisiyle çalkalanıyor. Duydular, İncil'de, Tevrat'ta son peygamberin geleceği yazılı zaten, bekliyorlardı. Acaba bu zat o mudur, o olmasın diyerek Necran bölgesinin rahipleri, papazları yollara düşüp Medine'ye geldiler. İşittiler ki Medine'ye hicret buyurmuş, o zatı görmeye gerçekten son peygamber o mu? Allah'ın Hazreti Musa ağzıyla bildirdi, Hazreti İsa ağzıyla İncil'de bildirdiği son peygamber o mudur acaba? Bir ekip halinde geldiler Medine'ye ve efendimizle görüştüler, misafir oldular. Tabii hepsi pür dikkat peygamber olduğu iddiasındaki zatı inceliyor hepsi. ilk gördükleri en çarpıcı tavır Derin bir ciddiyet ve son derece tabii bir hal. En ufak bir ısrar, ikna, ispat, propaganda, telaş, yok böyle bir şey. Son derece doğal, son derece tabii, tabi, fakat son derece ciddi bir zat. Bu intiba, ilk edindikleri intiba bu. Sohbet esnasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu gelenlere kendi yurtlarına dair bir takım teferruattan bahsettiler. Filan köprü, filan çeşme, filan ağaç gibi. Bu Necran'dan gelen Hristiyan rahipler hayretler içinde bu zat oraları nereden biliyor? Bu uzak diyarları. Hepsi hayrette kaldılar ve birisi dedi ki, bunları size Allah mı bildiriyor? Siz oraları nereden biliyorsunuz? Tam fırsat değil mi? Bir mucize görünüyor gibi. Efendimiz buyurdu. Hayır hayır dedi. Ben küçükken amcamla gelmiştim oralara. Oradan biliyorum. Dürüstlük bu işte. Dürüstlük bu. Hiçbir zaman o ağızdan eğri laf çıkmamıştır. Hiç çıkmadı. O kadar ki Mısır fethedildi. Daha doğrusu Mısır'ın fethine yol açıldı. Amr bin As tarafından muhteşem muazzam komutan Mısır fatihi kabul ediliyor. Efendimize haber gelince kendileri son derece memnun oldular. Çok keyiflendiler. Mısır İslam alemine geçiyor. Ve huzura giren Fatih Amr bin As hazretlerini Allah Resulü çok iltifat etti. Çok sevinmişlerdi. Mısır'ı fetheden adam, sahabi. İltifata doymayan Amr bin As hemen sordu. Çok zeki bir insandır, Arap dahi, dahilerindendir. Sordu dedi ki, en çok kimi seviyorsunuz ey Allah'ın Resulü? Kendisi diyor hatıralarında, bekliyorum ki desin seni. Çünkü çok iltifat etmiş. Allah Resulü son derece memnun olmuş. Mısır İslam alemine girmiş. O zamanki şartlarda. En çok kimi seviyorsunuz ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Bekledim ki seni desin. Böyle dese var ya o ağızdan bu çıksa düşünün bütün hadis kitaplarında Allah Resulü'nün en sevdiği adam olarak tescillenecek. En çok kimi seviyorsunuz ey Allah'ın Resulü? İşte bakın, dürüstlüğe bakın. Buyurdu Ayşe'yi 300 kişilik erkekler grubunun içinde hem de en mahreminizden, en özelinizden hem de ismen. işte o ağızdan sadece doğru çıkıyor, başka şey çıkmaz. Allahu Teala o mübarek, mukaddes dilin ağız içindeki oynamalarını yakın kontrolde bulunduruyor. Masumiyet sıfatı bu. Peygamberin ağzından eğri bir şey çıkmaz. Allah bırakmaz. Evet, beşerdir. Bizim gibi kuldur. Ancak masumiyet sıfatı var, ismet sıfatı var. Bu bizde olmadığı için anlayamıyoruz. Allah bırakmaz. Dürüstlük bu. Ve kulluğun en ileri noktası dürüst olmak. Kulluğun en ileri şekli dürüst olmaktır. Hayatı boyunca kendileri özellikle dürüst, peygamberlikten önce de dürüstlüğüyle zaten nam salmışlardı. O kadar ki Arapların milli gururu haline gelmişlerdi. Ebu Sufyan'dan bir rivayet. Ebu Sufyan bilirsiniz Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş. Sahabi olmuş, kabul görmüştür. Allah Resulü kabul etmiş onu. Ancak Mekke'nin fethine kadar maalesef Efendimizle ve Müslümanlarla hep mücadele etti Ebu Sufyan. Daha sonra Müslüman olduktan sonra anlatıyor kendisi. Diyor ki önceki cahiliye döneminde işte Hazreti Peygamber Hicret etti. Biz ma mağaraya kadar gidip izini arayanlardan biri de Ebu Sufyan'dır. O mağarada güvercini, örümceği görüp geri döndüler ya. O kalabalığın içinde o da var. Öldürmeye çalışıyorlar, ele geçirmeye çalışıyorlar. Bedir'de Ebu Sufyan, Uhud'da Ebu Sufyan hep karşı tarafta. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Kabul gördü, sahabi oldu. Artık ona radıyallahu anh diyoruz biz. Peygamberimizi görmüştür. Peygamber de onu kabul etmiştir. Kimseye bir şey düşmesin. Ebu Sufyan diyor ki önceki dönemde yeni hicret etmişlerdi. Bedir savaşı oldu, peşinden Uhud oldu. Bedir'de tamamen yenildik. Uhud'da da neredeyse beraber kaldık diyor. Baktık olmayacak, bunlarla baş edemiyoruz. Mekke'de, Mekke'nin ileri gelenleriyle toplandık. Bir karar aldık. Bizans'tan yardım isteyelim. Şam, o zamanlar Bizans'ın elinde. Şam'a gidelim. Şam valisi ya da Bizans İmparatoru Heraklit. Bazı rivayetlerde Heraklit'le görüştükleri söyleniyor. Gidelim ondan yardım isteyelim. Ve diyor on kişilik Arap heyeti Şam'a gittik. İmparatorun ya da valinin huzuruna çıktık. Derdimizi anlattık. Dedi ki içimizden birisi çıktı. Allah'ın elçisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine baba, oğul, kardeş birbirimize düştük. Savaşlar oldu, kanlar döküldü. Şu anda... Medine denilen son derece stratejik bir noktayı yurt edinmiş bulunuyorlar. Sayıları gittikçe artıyor. Kervanlarımız, ticaret yollarımız tehlikede. Gittikçe artıyorlar, ileride bunlar sizin için de tehdit olacaklardır. Ey vali ya da imparator, bize yardım edin, asker verin, silah verin. Yoksa biz bununla baş çıkamıyoruz, gittikçe artıyorlar. Yardım edin, yoksa sizin de başınıza bela olurlar bunlar. Dedik, Ebu Sufyan çok güzel, belih konuştuğu için sözcü o. Diyor ki vali ya da imparator bunları ciddiyetle dinledi ve dedi ki o peygamberim diyen kişi bin kere haşa, haşa yalan mı söylüyor diye sordu bize. Diyor biz onumuz birden gayri ihtiyarı ayağa kalktık ve haykırdık. Haşa ona yalan yakışmaz. Bakın bunu söyleyenler düşman. Bunu söyleyenler peygamberle harp edebilmek için müttefik arayan bir gruptur. Haşa ona yalan yakışmaz. Çok kızdık diyor. Ve ben diyor dedim ki ey imparator, ey vali. Biz ona şair deriz, kahin deriz, deli deriz. Ama yalan bin kere haşa. Biz onunla harp ederken bile onu el-emin diye çağırıyoruz. Dünyada her şey olur, onda yalan olmaz. Ve diyor imparator bizi kovdu. <laughs> Düşmanları tarafından bile bu kadar tasdik gören ikinci bir kişi yeryüzüne gelmemiştir. Dünya tarihinde yoktur. Fransız Komünist Partisi gene eski genel sekreteri Roger Garodi'nin kitabında geçer. Müslüman oluş sebeplerini söylüyor. Batılıların bu hali var. Maalesef gıpta ediyorum. Batı hayranı değilim ama bu hal keşke bizde olsa. Batılılarda var, araştırıyorlar. Bizde bu hal eksiktir. Maalesef, üzülerek söylüyorum. Onlar araştırıyor. Hayatını incelemiş, ee, diyor ki hicret gecesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz artık çok kuşatılmış vaziyette. Amca vefat etmiş, biricik koruyucusu yok, Ebu Talip vefat etmiş. O vefat edince artık koruyucusu olmadığı için Mekkeli müşrikler, putperestler son peygamberi epey sıkıştırıyorlar. Artık kendileri sokağa çıkamaz vaziyetteler bir şekilde sokağa çıktıkları zaman maalesef hakaret görüyorlar. Ve size bir mucize daha söyleyeyim, görülmemiş. Böyle bir insan hakikaten gelmedi, daha gelmez. Etrafını alıyorlar, küfürler, hakaretler, aşağılamalar, alaylar, neler neler ediyorlar ona. Kendilerinin tek tepkisi ne biliyor musunuz? Allah Resulü kendilerine hakaret edenlere karşı ne diyor biliyor musunuz? Tek tepki, ayıp ayıp. Hepsi bu kadar ayıp ayıp der yoluna giderlerdi. Karşılık vermek, bir olmak, kavga etmek yok öyle bir şey. Ayıp ayıp. Tek tepki bu kadar, hepsi bu kadar. İşte amcanın vefatından sonra, üç gün sonra bu defa biricik e, dayanaklarından olan Hazreti Hatice annemiz de vefat etti. Efendimiz tamamen mahzun oldular. Allahu Teala Miraç tesellisini sundu ona. Şu oldu bu oldu derken artık Medine'de Mekke'de kalamaz haldeler. Dışarı çıkamıyorlar. İşte Mekkeli müşrik putperestler kendi aralarında kararlaştırdılar. Dediler ki fırsat bu fırsat artık amca da yok. Haşimilerden çekiniyorsak her kabileden bir genç işin içine katılsın. Hep birlikte suikast yapalım. Ondan kurtulalım. Herkes vurursa suç paylaşılır. Dolayısıyla kan davası da olmaz. Yolları tuttular, sokak başlarını tuttular. O gece eve baskın yapıp Allah Resulü'nü öldürmeye kastettiler. Kendileri ise o gece hicret buyurdu. Çok büyük bir mucize olarak aralarından geçti gitti. Yasin suresinde bahsedilir. Allah-u Teala diyor, önlerinden ve arkalarından set çektik seni göremediler. Sokaktan aralarından geçti gitti Allah Resulü. Fakat hicret etmeden önce Hazreti Ali'yi çağırdılar. Ya Ali, biz bu gece Ebu Bekir'le gidiyoruz artık. Şu oda, bu gece yerimde sen yatacaksın. Hazreti Peygamber yerine Hazreti Ali Efendimiz'i yatırdı. Şu odada gördüğün bohçalar, kutular, çuvallar var ya ya Ali, onlar bana bırakılmış emanetlerdir. Yarın bunu filan adama, şunu filanca adama, şunu filan adama teslim et çünkü ben gidiyorum. O emanet sahipleri kimler biliyor musunuz? O filanca falanca adamlar dışarıda bekleyenler. Dışarıda onu öldürmek için nevzi almış olanların emanetini Allah Resulü biliyor hayatına kastetmişler. Yine de ya Ali bunları yerlerine ulaştır. Bunlar emanet bizde. Bunlar onların. Roger Garoudi diyor ki dünya tarihi boyunca hiçbir insanda bu kadar dürüstlük görülmedi. Size kastedenlerin sizdeki emanetlerine bu kadar sadık olacaksınız. Allah Resulü'nün o gece bütün endişesi ne biliyor musunuz? Bu odadaki emanetler ben yokken sağlam yerine ulaştırılsın. O emanetlerin sahipleri ise peygamberi öldürmek için dışarıda bekliyorlar. Böyleyken kendi katil namzetlerine dahi bu kadar sadık ve dürüst davranmıştır kendileri. İşte kul böyle olunur. Biz bu derece olamayız. Onunla haşa zaten yarışılmaz. Allah onu özel halk etmiş. Onu zaten büyük yaratım yaratmış, yaratılıştan büyük. Biz kendimizi zorlayarak ona benzeriz. O kendini zorlamaz, o zaten güzel. Onun madeni güzel. Biz kendimizi zorlarız. Ama o yerinden güzel. Allahu Teala onu öyle halk etmiştir ve biz ona benzeyelim diye bize gönder. Bunun gibi olun. Kulluk böyle oluyor. Kendileri dünyaya geldikleri dönemde Hocam bu arada beni uyarın. Ben biz edebiyatçılarda çene biraz bereketlidir. Fazla ileri gidersem, kaptırırsam uyarın. Ben bunu herkese tembihliyorum zaten. Kendilerinin dünyaya geldiği dönemde şiir ve edebiyat çok güçlü. Araplarda o zamanlar çok zengin bir edebiyatları var. Her annenin rüyası çocuğum şair olsun. Hani günümüzde anneler derler ya oğlum doktor olsun, mühendis olsun. O zamanki Arap toplumunun her anne evladı için şunu hep temenni eder. İnşallah şair olur. Çünkü şair baş tacıdır. Toplum onu çok yüce bir mevkide bulundurmaktadır. Bir şair bir beyitle kabileleri birbirine düşürüp savaşa sebep olabiliyor. Tek beyit, iki satırlık şiir. Ve yine bir şair bir beyitle barışı temin edebiliyor. Adeta şiir sosyal olayları ayarlıyor. Şiirle her şey yönlendiriliyor. Arapça gibi muhteşem bir lisanın özelliği olarak da hemen herkes şair. Kadın, erkek, hür, köle, herkes kendine ait mutlaka bir iki beyit söylüyorlar. Şiirle yoğrulmuş bir cemiyet. Allah'ın mucizesine bakın ki Kur'an geliyor ve hepsi susuyorlar. Konuşmada, kelamda, sözde bu kadar incelmiş ve ilerlemiş bir millet öyle bir mucizeyle karşılaşıyorlar ki dilleri tutuluyor. Ve yine o zaman efendimizin çocukluk dönemleri en güzel yedi şiir Kabe'nin duvarına asılıyor. Bunlar en güzel seçiyorlar, eliyorlar, jüriler teşkil ediyor. En güzel yedi şiir Kabe duvarına asılıyor. Bunlara muallakati seba ya da yedi askı denir. Kur'an geldikten sonra bizzat bu şiirlerin şairleri tarafından indiriyorlar ve bu şairler de putperest. Hem peygamberi e kabul etmiyorlar. Hem de Kur'an'ı dinliyorlar ya, Araplar biliyorlar, anlamını biliyorlar. Dinledikten sonra iman etmedikleri halde bu kelama karşı artık bu sözler Kabe duvarında kalamaz. Utandıkları için gidip indiriyorlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i ibadet olsun diye okuyoruz. Feyzini, bereketini alıyoruz ama Arapçanın özelliklerini bilmediğimiz için o mucizeyi göremiyoruz. Dil özelliklerini bilmiyoruz. Biz iman etmişiz, teslim olmuşuz. O zamanki Araplar Şiir ve edebiyatta çok güçlüler, Arapçayı hamur gibi yoğuruyorlar bunlar. Ve Kur'an geldiği zaman, Kur'an'a karşı bu sözlerin Kabe duvarında kalamayacağına bizzat kendiler karar veriyorlar. Gidip indiriyorlar. Efendimiz, dünyaya gelir gelmez, bu arada şunu bildireyim, son peygamber için yazılan şiirlere naat denir. Hazreti Peygamber'i konu eden şiirin türünü, türünün adı naat-ı şerif denir. Dünyadaki ilk naat şairi kim? Dünyadaki ilk naat şairi Hazreti Amine. Peygamberimizin mübarek anneleri. Kendileri henüz altı yaşındayken anneleri tarafından bir beyitle övülmüşler. İlk naat budur. Peygamberimizin annesi mukaddes evladına bir beyitle övgü sunmuş, şiir söylemiş. Beyit şudur, iki mısradır beyit, iki satır. Birinci Mısra, tabi Türkçesini söylüyorum. Birinci Mısra şöyledir. Ey oğlum, ben daha küçücük bir kız iken bile hep rüyalarda seni gördüm. Bu birinci Mısra. İkinci Mısra, ey oğlum, bilmiyorum ama bildiğim şu ki sen çok büyüksün. Bir annenin sezgisi. Bu peygamberimize sunulan ilk şiir. Kul lisanında ilk övgü bu. Ve bu ilk naat. Dünyadaki ilk naat şairesi Hazreti Amine'dir. Daha sonra kendilerine peygamberlik geldikten sonra şair sahabiler tarafından yüzüne karşı şiir okunmuş. Kendilerini övmüşler. Kendileri de dinlemişler. Demek ki peygambere şiir okunur ve dinlenir. Hazreti Peygamber dinlemiştir. Yani mevlidi şeriflerden tutun naat şeriflere kadar hepsinin yolu o zaman açılmış. Bu şairler içinde Hazreti Ali başta olmak üzere şairdir kendileri. Abdullah İbni Revaha, Kâb bin Züheyr, Hassan bin Sabit, başta gelenler. Pek çok şair sahabi var. Hanımları içinde de Hazreti Ayşe annemiz şairedir. Peygamberimize bir kıta, dört mısra söylemiş ve günümüze gelmiştir. Söylediği ve söyleyiş vesilesi olan olay şudur. Efendimiz oldukça sıcak bir yaz gününde e, güneşe karşı oturmuş, na'linlerini tamir ediyorlar. Takunyasını Hazreti Peygamber tamir ediyor. Her ne kadar bulut gölge ediyor ise de peygamberimizin gölgesi içeri düşmedi. Bulut daima Allah tarafından onu gölgelendirdi. Her ne kadar bulut gölge ediyor ise de hava çok sıcak. Ve kendileri terlemeye başladılar. Çok büyük bir mucizedir. Çok yerden rivayet. Yüzlerce rivayet var. Allah Resulü terledikleri zaman buram buram gül kokusu yayılırdı. Çocukluğunda, bebekliğinde bunu fark ettiler. O terlediği zaman gül kokuları yayılıyor. Bizim terimiz ekşi kokar biliyorsunuz. Bir tek ona mahsustur. Dolayısıyla binlerce şiire konu olmuştur. Gül Muhammed teridir, Yunus Emre söylüyor. Terinden açılır güller, sözünden şehdü şekkerler, seninle hasta gönüller, şifadır ya Resulallah. Sahabi diyor ki, kendileri terlediğini anlardı. Gül kokuları gelince bilirdi ki o terliyor. Hatta sokaktan az önce onun geçtiğini kokusundan fark ederdik Allah Resulü. İşte güneşli, oldukça sıcak bir günde güneşe karşı kendileri takunyasını tamir ederken terlemeye başlıyorlar. Ve mübarek yüzünden sakalına doğru damlalar süzülüyor, süzülüyor. Bunu gören Hazreti Ayşe annemiz manzaraya karşı kendinden geçiyorlar. Ve orada oracıkta bir kıta veriyorlar, bir şiir dört mısra. Türkçesini söylüyorum. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Yusuf'u gördüklerinde parmaklarını kesen o kadınlar var ya, asıl şimdi sizi göreceklerdi. Vallahi yüreklerini parçalarlardı. Bu beyit hanımı tarafından kendisine söylenmiş. Kadınlardan Hazreti Ayşe'yi tanıyoruz. Kendilerinin hayatında bir de şair Hünsa var. Bir hanım bu da. Bizzat Peygamberimiz tarafından. Ya Hünsa bize şiir söyle. Hadis, Hazreti Hünsa'da Efendimiz'in huzurunda şiir, bir kadın, bir bayan, bir hanımefendi şiir okumuştur peygamberin huzurunda. Derken kendileri bu dünyadan göçtükten sonra peygamberi öven şiirler söylemek gelenek haline geldi bütün İslam aleminde. Ve zamanla bu şiirler o kadar çoğaldı, o kadar çoğaldı ki günümüze gelinceye kadar şu anda rekor kendilerine aittir yeryüzüne yeryüzünde hiçbir insana onun kadar şiir söylenmemiş. Kullar arasında da bu kadar övülen ikinci bir adam yok. Mübarek isimleri Muhammed ne demek? Övlen demek. Allah övmüş tamam? Kullar içinde de bu kadar kendisine şiir sunulan, övülen, yüceltilen ikinci bir zat yeryüzünde yok. Şu kadarını söyleyeyim. Yeryüzünde hiçbir insana nasip olmamıştır ki günde beş kere minarelerde ismi haykırılsın. On dört asırdır. Başka hiçbir insanda bu özellik yoktur. Günde beş defa minarelerde ismi haykırılır. Ve kendisinin övgüsüne dair sayısız şiir, sayısız şair gelmiştir. Kullar arasında da bu kadar övülen yok. Zamanla peygamberimize öven şiirlerin yani naatlerin isimleri konularına göre değişir oldu. Hepsine naat diyoruz. Ancak konuya göre farklı isimler alırlar. Mesela peygamberimizin sadece dünyaya gelişini anlatan şiir türüne naat türüne mevlit denir. Mevlit denince tabii siz Süleyman Çelebi'yi biliyorsunuz. Oysa da Süleyman Çelebi'den önce nice mevlit şairleri gelmiş. İlk mevlit şairi İbnü'l-Cevzi Arap. Peygamberimizin vefatından 200 sene sonra, 200 yıl. Hazreti Amine'nin dünyaya Peygamberimizin dünyaya geldiği gece Hazreti Amine annemizin gördüğü olağanüstülükleri ilk kez şiire töken zat İbnül Cevzi. Hazreti Amine anlatmış, dilden dile yayılmış. İbnül Cevzi bunları şiirle anlatmış. İlk mevlit bu. Daha sonra İslamiyet'e giren her millet kendi dilinde bir mevlit söylemiş. O kadar ki adeta gelenek olmuş. En yaygın naat biçimi mevlitlerdir. Adeta gelenek olmuştur. Hangi millet İslamiyete girerse o milletin kültürel bakımdan yaptığı ilk hamle kendi dillerinde bir mevlit söylemek. Bundan ötürü ne kadar Müslüman millet varsa o kadar dilde, lisanda mevlit var. Çok ilginç. Ben de yeni öğrendim. Ermenice mevlit var, biliyor musunuz? Ermenice. Müslüman olan Ermeniler kendi dillerinde mevlit söylemişler. Japonca mevlit var. Urduca mevlüt var. Bizim Türklerde ise ilk mevlit söyleyen zat Erzurumlu Mustafa Darir Efendi. 13. yüzyıl. Darir kör demek. İki gözden amaymış bu zat. İlk mevlit şairimiz o. Mustafa Darir'den Süleyman Çelebi'ye kadar 200 küsur ayrı Türkçe mevlitler yazılmış. Türkçede 200 küsur farklı mevlit var. Ancak Süleyman Çelebi o kadar muhteşem kaleme almış ki artık yolu kesmiş. O aşılamamış. O gün bugündür Süleyman Çelebi okunur. Süleyman Çelebi'nin meşhur mevlidi. Ve bu mevlidin de bir özelliği var. Edebiyatçılar bilirler. Hiçbir Türk şiirinde olmayan bir özellik. Okuyucuyu olay içinde yaşatıyor. Yunus Emre'de bile yoktur bu. Ne demek okuyucuyu olay içinde yaşatmak? Şu demek. Siz Süleyman Çelebi'nin mevlidini okurken ya da dinlerken zannedersiniz ki biraz sonra kapı açılacak, o gelecek, kendileri içeri girecek. Bu hisse kapılıyorsunuz. Allah Resulü'nün dünyaya gelişini anlatan beyitler geldikçe insanlar heyecanlanırlar. Sanki o gelecek. O kadar ihlasla kaleme almış ki mübarek, yaşatıyor olay içinde. İşte mesela Hazreti Amine'nin ağzından, Hazreti Amine gördüklerini anlatmış ya, şiire dökmüşler. Dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi. Berk Urup çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile toldu cihan. Diyor ki, Hazreti Amin'e dedi ki, doğum anı yaklaşınca birden evimden bir, bir ışık, bir nur, şimşek gibi göklere doğru yükseldi ve baktım duvarın arkasını görüyorum. Tavana baktım, tavan yerinde ama yıldızları görüyorum. Allah gösteriyor. Derken, indiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Melekler indiler. Ve diyor işlerinden üç nurani hanım, huriler de beraber etrafımı alıp bana göz aydınlığı verdiler. Biri Meryem hatun idi aşikar, birisi hem hurilerden bir nigar, biri Asiye'ydi ol üç dilberin. Hazreti Asiye malum Firavun'un Müslüman olan hanımıdır. Hazreti Meryem biliyorsunuz. Bunların ruhaniyetleri bizzat o gece Hazreti Amine'yi tebrik etmeye geldiler. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul Yaradılalı cihan gelmiş de Bu senin oğlun gibi kadri cemil, bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet buldun ey dildar sen, toğusardır senden ol hulki hasan. Ey mübarek hanım, öyle bir devlete erdin ki, hiçbir anneye bu nasip olmadı. Ve Efendimizin dünyaya geliş anını resmeden beyitler gelince, biliyorsunuz millet ayağa kalkıyor. Sanki içeri girecek. Hatta camilerde falan görmüşsünüz. Birbirinin sırtını sıvazlarlar. Aslında böyle yapın diye bir emir yok. Farziyet yok. Böyle yapmak ama ha bu Süleyman Çelebi'nin ihlasıdır. Şiirdeki başarısıdır. İşte geldi bir açık ak kuş kanadıyla ravan arkamı sıvadı kuvvetle heman. Hazreti Cebrail geldi. Hazreti Amin'in sırtını sıvazladı. <Sessizlik> Doğdu ol saatle ol sultanı din. Nura gark oldu semavatu zemin. Cümle zerratı cihan edip nida, çağrışı ben dediler ki merhaba. Cihanın bütün zerreleri dile geldi ve hepsi uğultu, koru halinde merhaba, merhaba demeye başladılar. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey kan İrfan merhaba. Merhaba ey bülbili bağ cemal, merhaba ey aşina yüzül Zülcelal. Onlarca milletin dillerinde Allah Resulü'nün dünyaya gelişi yüzyıllar boyu Mısralarda böyle ifadesini buldu, böyle kutlandı. Bu ara çok tuhaf bulduğum bir edebiyatçı olarak incelerken fark ettiğim bir şeyi söyleyeyim size. O sizin dinlediğiniz Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin tamamı değil. 700 beyitten fazladır, siz çok az bir kısmını dinlersiniz. Hepsini okumazlar çünkü çok uzun saatler sürer. E, doğum olayı anlatılır, orası çok sevilir, okunur. Miraç kısmı okunur, diğer bölümler anlatılmaz. Oysa rehlet diye bir bölüm de var. Mevlid'de rıhlet. Rıhlet yolculuk demek. Efendimizin vefatını anlatan şiir. Süleyman Çelebi o kadar alevden mısralarla burayı yazmış ki okum okuyup da ağlamayan yoktur. Mermer olsa ağlar. Allah Resulü geçiyor. Fakat ne tuhaftır. Bu bölüm hiç okunmaz. Adeta ümmet orayı protesto eder. Hiç okunduğunu görmedim. Allah Resulü'nün vefatına kimse dayanamıyor. Hep doğum kısmını anlat, okurlar. Dünyaya gelişini okurlar. Bu şekilde, vaktimiz var mı hocam bilmiyorum. Yavaş yavaş bitirelim. Bu şekilde yüzyıllar geçti. On binlerce şair hep peygamberi övdüler. Hiç kimseye sunulmadığı kadar ona şiir sunuldu. Günümüzde de övülüyor. Kıyamete kadar da kendileri hep övülecek. Nasıl kul olunur? Onun gibi olunur. Model şahsiyet olur. Bendenize sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken Allah'ın rızası üzerinize olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.